Hikaye çok hocam da. Nereden başlasak bilmiyorum. İklim değişikliği böyle hocam. İklim değişiyor ama biz değişmiyoruz. Problem bu. Biz edebiyatını yapıyoruz iklim değişikliğinin. Edebiyat. Tamam. Magazin. Ama sen ne yapıyorsun iklim değişikliğine dersen çok çok şey yapmıyor insanlar. Hocam sizden bir alıntı yapabilir miyim? Sabitlediğiniz bir tane tweet var. Geleceği öngörmek önemli değildir. Önemli olan gelecek için hazır olmak. Aynı şey işte bu deprem için öyle, iklim değişikliği Hepsi için için. öyle, hepsinde öyle. Adam seller atlayacak. İklim değişiyor, fena yanacağız. Şöyle kuraklık olacak. Olacak da ne olacak? Ne yapıyorsun? Hiç. Ancak konuşuyor yani. Çekecek yani bu olacak. İşte ben ona kızıyorum ya arkadaş. Herkes iklim değişikliği, herkes depremden konuşuyor ama ne yapıyorsun diye sorduğun zaman hiç. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir şeydir anlamadım ben. Hocam Yani sizin bu ben sözünüzden sonra ben şeyi araştırdım bu arada. sen de Gelecekle MIT'ten ilgili misin kardeşim? MIT gibi adamsın ha. Her şeyi araştırıyorsun. gelecekle ilgili kaygısı olan kişiler yüzde kaç Türkiye'de? %36'ymış Serdar Kuzuoğlu'nu söyledi. Yapma ya. Gelecekle ilgili kaygısı olan kişi gelecekte bu sizin sözünüze istinaden gelecekle ilgili belki de bir ümidi olmadığı için yapmıyor diye düşünüyorum. Çünkü gelecekle ilgili kaygısı olan kişi genelde geçmişe dönük işte özlemler duyuyor. İşte Osmanlı İmparatorluğu, diğer imparatorlukta. Acaba diyorum gelecekle ilgili kaygıları olduğundan dolayı bu gelecekte yapılacak şeyleri şimdiden yapmak için bir çaba sarf etmiyor olabilirler. Belki fazla mı Hayal etmiyor korkutuyoruz işte adamı? çünkü. Vur deyince öldürüyor muyuz adamları? Ne yapıyoruz? Birazcık. Şimdi bu afette hazırlıkta falan fazla korkutmayacaksın. Adamı çaresiz bırakmayacaksın yani. Adama biraz açık kapı bırakmak lazım. Ya yani bu. Şimdi hocam bu iklim değişti ya. İklim değişikliği moda oldu ya. Mesela fizik profesörü çıkıyor televizyonlara. Ben iklim bilimciyim diyor. Hatta en son gördüğümde biraz daha işi geliştirmiş. İklim ve doğa bilimci olmuş. Şimdi diyorum iklim değişiminde mesela 2 derece artacak ya. O şimdi dikkat çekmek için daha çok. O 10 derece yapıyor. Ben diyorum ki işte şu deltalar su altında kalacak. O Taksim'de su altında kalacak diyor anasını satayım. Böylece iş çığırından çıktı. Lan diyor adam Taksim'de su altında kalacaksa diyor. Ben ne yapacağız diyor lan. Yapacak bir şey yok. Bırak anasını satayım. Ölmüşüz diyor. Öldük lan diyor. Adama bak şimdi yani. Böyle iklim şarlatanları hocam çok var yani şimdi böyle bir de bunlar unvanlı insanlar. Millet de bunu profesör bilmem ne diyor bakıyor. Bu aslında ne okumuş ne biliyor hayatında iklimle ne alakası var diye bakmıyor tamam mı? Bu bir de tabii basın da bütün haberleri yapınca onu o habere yüz olarak çok kolay oturtuyor. Bana geldiği zaman hadi git kardeşim işine deli misin nesin ya diye o işlerine gelmiyor. Ve bunlar ortalığı böyle iyice zehirliyor tamam mı? Yani çok bir bilgi kirliliği var. Yani bazen böyle insanların depremde olsun şeyde olsun kolunu kanatını kırıyorlar yani. Hiçbir umut kapısı bırakmıyorlar. Bu böyle tabii iyi bir şey değil yani. Burada abartmadan zaten iklim değişikliğini hazırlamak için abartmaya gerek yok yani. Zaten iklim değişikliği kendi başına bir problem yani. Herkes şu anda bir uyum sağlamaya çalışıyor. Mesela Uganda'da Robusta kahve üretiliyor. Robusta. Uganda bile 2 derece sıcaklık artarsa Robusta kahve üretilen bölgeler nasıl değişir diye ana çalışma yaptırmış. Orada 3 tane yer çıkmış tamam mı? İleride Robusta kahve üretebileceğin 2 derece artıştan sonra ortalama sıcaklıkta. O bölgeleri koruma altına almış. Şimdi biz de böyle şeyler yapmıyoruz ki. İklim değişimine göre arazi planlaması, tarım planlaması, hiç su olmayan yerde aşırı su tüketen ürünler ekmeye dikmeye kalktık. Türkiye'de tropikal meyveler çok para yapmaya başladı. Yalova'ya bile kivi ekmeye başladılar. Sonra da beni çağırıyor hocam diyor gel ne oldu? Su yok hocam diyorlar kuraklık var. La bakıyorum yağışlar normal nerede kuraklık var? Meğer zaman adamlar bütün suyu kiviye veriyor. La arkadaş bu kivi tropikal bitki. Tropikal yağmur isteyen yerde büyür bu. Şimdi böyle bir acayip bir durum var. Gidişat var yani. Anlıyor musun? Ondan sonra da iklim değişti böyle oldu. Derelerin sularını şişeleyip satıyoruz. Ondan sonra dereler, göller kurudu. Allah Sabancı Gölü kurudu geçen birkaç sene önce. Ne kadar Sabancı Gölü'ne dere gidiyorsa hepsini kesmişler abi. Şişeleyip satıyorlar.
Dere nereden su alacak? Karadeniz mesela su sıcaklığı artmış durumda bugünler. Niye? Karadeniz'e dereler Karadeniz'e akmıyor ki artık. Dere gitmiyor. Su yok. Dışarıdan su gelmiyor. Suları kesmişler, dinamit atmışlar. Bütün sular batmış, yeraltı suları yer değiştirmiş. Yüzey suları da batmış gitmiş. Abi her taraf karman çorman bir halde yani. Ama sorsan iklim değişti, böyle oldu. Onun hiçbir günahı yok. Evet. Sen hocam de, benim bir sorum var. Yüzümenleri toplamışsın abi, bütün sülaleyi. Biz ikiziz hocam bu arada. Onlar Rıdvan, ha onlar ikiziz ama iki tane de hesabınız ayrı ayrı. Evet, onlar da kayıt alıyormuş. Vay. Hocam benim Kanal İstanbul'la ilgili bir sorum var. Demin siz söylediniz ya, 500 yıllık bakıyoruz diye. Bir evet. Şehir için. Şimdi 500 yıllık baktığınız bu perspektiften baktığınızda Kanal İstanbul'un dezavantajları ve avantajları neler acaba? Vallahi hocam yapıldığında. Avantajlarını bilmiyorum. Onu devlet biliyor. Yani o kadar yatırımı yapacağına göre bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Onu ben haberim yok. Ben meteorolojik olarak baktığım zaman bazı sıkıntılar yaratacağını düşünüyorum. Özellikle İstanbul Havalimanı için sıkıntı yaratacaktır. İstanbul'da hava kirliliğini arttıracak. Orada geçen gemiler bir şey yakacak değil mi? Veya o gemiler ya da römorkler. Onlar şehrin batısında olduğu için, hava hareketleri genellikle batıdan doğuya doğru olduğu için orada çizgi şeklinde bir kirletici hat oluşacak. O çizgi şeklinde kirletici hattan gelen bütün emisyonlar tarihi İstanbul Yarımadası üzerinden sıkıntı yaratacak. Yağmurlu günlerde kükürt bileşenleri sülfürik asit olarak, yani asit yağmur olarak gelecek. Ondan sonra genellikle bu tür böyle kanallar etrafında, yani yapay ya da doğal kanal etrafında böyle gemi trafiğin yoğun olan yerlerde, hatta caddelerde, yani bizim Cumhuriyet Caddesi'nin kıyında böyle araştırma yaptıkları zaman dizel yakıtları yoğun kullanılan yerlerde özellikle çevrede, hemen çevresinde losemi çok patlamış oluyor. Losemi gibi böyle hastalıklar neden oluyor. Oradaki su, tabii ki su olduğu için, mesela o suyun Trakya'dan, Edirne'den gelen bir soğuk hava o su üzerinden geçerken sonbaharda buğu sisi yapacak. Sise neden olacak. Şimdi su yüzeyiyle kara yüzeyinin şeyi farklı. Sürtünmesi. Oradan geçerken rüzgarın şiddeti artacak. İşte rüzgarın yönü değişecek. Şimdi bu da tabii şey böyle, İstanbul, Kanal İstanbul. Pisler de var buradan. Buradan geçerken rüzgar yön değiş hızı artması pislerde çapraz rüzgara neden olabilecek. Uçakların kalkışı inişinde. Yani meteorolojik olarak oraya yapılacak olan yeni kentler, kent ısı adasını arttıracak. Daha şey değiştirecek orada. Zaten kar yağışı iyice azaldı bu kent ısı adası yüzünden. Biraz daha artacak. Şimdi bunlar ÇED değerlendirme raporunda dikkate alınmamış şeyler. Buna ve buna benzer şeyler. Bunların yani bir çalışma yapılıyorsa daha dikkatli yapılması lazım. Yani daha böyle doğru yapılması lazım. Yani ne çevre var yani. Atmosferik çevre yok orada. Etkisi yok. Değerlendirme hiç yok. Anlıyor musun? Bu konuda eksik yani orada. Diğer konularda zaten uzmanlara söylüyor fikirlerini. Yani ben o neden yapılacağını anlamış değilim o kanalı. Şey diyordu hocam en son, Ekrem İmamoğlu dün bir dilekçe verdi. Oranın başlamamasıyla alakalı. Bu şeyi oldu bittiye getiriyorlar ama diyor, bu oldu bittilik bir olay değil. Bizim geleceğimizi etkileyecek bir şey diyor. Yüzyıllar boyunca. Yani bu değerlendirilip öyle yapılması gerekiyor diyor. Şimdi biz de bilmediğimiz için yani konuyla alakalı size sormak istedim. O zaman ben ÇED raporunu okudum baştan sona. Kendi konumla ilgili baktım yani. Değerlendirdim kendime göre. Yani meteorolojik olarak doğru düz bir şey yok. Ne hava kirliliği var, ne bu sisi var, ne kent ısı adası etkisi var, ne o İstanbul Havalimanı'na olacak etkisi var. Yani o sis ve rüzgardaki değişim havalimanının kullanım yüzdesini azaltacak. Yani bunlar yok, yaratacağı hava kirliliği yok.
Yani bilmiyorum ben. Belki faydaları daha fazla. Onları da işte bazen deniyor ki işte yok gemi trafiği şey azalacak işte. Afet riski azaltılacak deniyor ama orada da kanal etrafına bina yapıyorsun. Aynı şey. Onu da anlamış değilim. Öbür taraftan göre çok daha uzun orası. Yani böyle bir lodoslu, poyrazlı günlerde o Karadeniz'den gelen gemi çok hızlı inecek aşağıya. Ne bileyim ben. Yani tuhaf bir proje. Yani anlamış değilim. Yani chat raporundan bir şey anlaşılmıyor. Çok konu yok yani. Bir de bir tane meteoroloji mühendisine imza atmışlar chat raporunu. Onu tanıyan kimse yok bizden. Hatta bu işi yapmadığı söyleniyor. Adamı tanımıyoruz. Vallahi hocam böyle yani. O rapor, chat işleri de bir alem işler. Hocam benim bir tekrar başka bir sorum var. Su krizi ve kuraklık konusunda ülkemizi ve dünyayı neler bekliyor? Devletler ve şirketler nasıl önlemler almalı? Yine aynı sonun devamı aslında bireysel olarak bizler neler yapabiliriz? Şimdi bu kuraklık zaten Türkiye'nin 2/3 yarı kurak bir bölgede yaşıyoruz biz. Zaten Akdeniz ikliminin de olduğu yerlerde işte yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıydı eskiden. O tekerleme de bozuldu. Şimdi kışları da ılık ve kurak olmaya başladı. Kışın bize yağış bırakan alçak basınç merkezi, ona bağlı çepe sistemleri genellikle kuzeyden geçmeye başladı. Biz eteklerinden böyle doğru düz bir yağış alamıyoruz. Aldığımız yağışı da kar olarak almıyoruz. Yani iki türlü kuraklık var şu anda. Bir kış kuraklığı var, bir de kar kuraklığı var. İki kuraklığı yaşıyoruz zaten. Şu anda 112 milyar metreküp su potansiyeli var Türkiye'nin. 112 milyar metreküp yılda. Türkiye'nin üstüne yağan yağmuru topla, yeraltısını filan. Şimdi biz bunun biraz yarısından fazlasını kullanıyoruz. Buna rağmen biz su stresi yaşıyoruz. Her sene yağmurlar yağdı, yağmadı, barajların dibi göründü, yok su şeyi gözüktü filan diye bir stresteyiz, anlıyor musun? Şimdi Devlet Su İşleri'nin bir projeksiyonuna göre 2023 yılında 112 milyar metreküp suyun 112 milyar metrekübünü kullanıyor olacağız. Yani 2023 nerede aşağı 3 sene var. 2,5 sene kaldı. Anlıyorsunuz değil mi yani? Yani ne demek bu? 2023 ve sonrasında her yağan yağmur damlasına ihtiyacımız olacak. Her yağan yağmur damlasını toplamamız lazım. İşte burada şey çok önemli, yapılması gereken bir devlet politikası, bir ulusal seferberlikler var. Bu ulusal seferberliğin bir tanesi de yağmur suyu hasatı olması gerekiyor. Yağmur suyu hasatı. Yani her yağan yağmur damlasını toplamamız gerekiyor. Bunu kanalizasyona vermememiz lazım. Mesela eskiden Ömerli Havzası'na yağan yağmur topraktan sızaraktan göle gidiyordu, Ömerli Gölü'ne. Şimdi yağan yağmur o kadar bina yapıldı ki orada. Sultanbeyli bilmem ne. Yağan yağmur çatılardan yola, yoldan da kanalizasyona gidiyor. Yani göle gitmiyor yani. Biz onu baraj gölünde tatlı su kullanamıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Çok uzaklardan su getirmeye çalışıyoruz. Şimdi kuraklıkta bölgesel olduğu zaman işte Isranca dağlarından aldığımız su, Melen'den aldığımız su, orada yaşayanların ihtiyacı olacak o suya. O suyu onlar paylaşmak istemeyecekler bizden. Orada da insan yaşıyor. Orada da kuraklık var. Orada da su yetmeyecek. Böylece şehirler arası su problemi yaşayacağız. Zaten o çok pahalıya geliyor, o su oradan buraya. Çok büyük enerjiyle geliyor. Yani bizim yağmur suyu hasatı yapmamız gerekiyor. Yağmur suyu hasatı şehir selleri, kent selleri için de çok önemli. Mesela şimdi bu bütün yağmur yağdığı zaman çatılardaki su borulardan bir anda yola veriliyor. Bu da selin olmasına neden olan bir faktör. Yani bahçesi olan, müsait olan binalarda bunlar sarnıçlara toplanması gerekiyor. Aynı şey kırsal kesimde de olması lazım. Hem binalarda hem de tarla, yollarda. Mesela şimdi diyelim ki kaldırımda bir tane ağaç var. Bakıyorsun ağacın etrafını böyle tuğlayla çevirmişler. Yani ağacın içine su girmesin. Anlıyor musun? Böyle saçmalıklar var. Yağmur suyu hasatında yağmur suyunu yaydırmak, bekletmek ve yedirmek lazım.
Yani bu suyu bir an önce yollara vermemek gerekiyor veya kırsal alanda da öyle, derelere vermemek. Bu suyu bir an önce toprak yeraltı suyunu beslemeye çalışmamız gerekiyor. O yüzden yağmur suyu hasatı ileride önemli konulardan biri olacak. Az su tüketen çamaşır bulaşık makineleri. Buna bizim kadınlar karşı çıkıyor. Az su tüketiyorsa iyi yıkamayacağını düşünüyorlar. Bir tane bizim evde var ondan. Böyle bu bir kültür olaraktan da sıkıntı bu. Yani şimdi esas suyu biz, yani yıkandığımız, yediğimiz şeylerde değil, yıkandığımız, dişimiz yıkadığımız ya da araba yıkadığımız su değil de esas suyu biz şeyde tüketiyoruz. Giydiğimizde ve yediğimizde tüketiyoruz. Yani şu gömlek 3 ton su. Bir fincan kahve 140 litre su. Anlıyor musunuz? Sanal su deniyor buna. Esas suyu orada kullanıyoruz biz. 1 kilogram pamuk için 12 ton su lazım. Bu gıda maddelerinin israfı, gömlek, elbise gibi yani bu israflarda büyük su gidiyor. Zaten tarıma giden su zaten bize bu şekilde yansıyor. O yüzden az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür. Bu korona yüzünden yeniden kullanma işi bitti neredeyse. Plastik tabaklar, çanaklar, yani bazı camilerde bile seccadeler bile tek kullanımlık seccadeler veriyorlar. Yani evet hocam. Toplu taşımadan millet uzak duruyor. Herkes ikinci el araba alıp trafiği kilitlemiş durumdayız. İnsanlar mesela yazlı olanlar denize girmek yerine kendine havuz yapmaya başladı. Bir furyadır gidiyor bunlar. Şu anda büyük patlama var. Böyle bir sıkıntılar var yani. Bu koronanın ilk önce iklim değişikliğine faydası var diye düşündük ama sonradan büyük zarar verdi. Korona yüzünden çöpler toplanamadı bazı yerlerde. Buradan meten gazı fazlalaştı. Korona yüzünden bazı şeyler, tarım mahsulü, meyveler toplanmadı. Çöpe gitti bunlar. Yani koronanın böyle bir ton zararı oldu bize. Zaten az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür konusunda çok da meraklı değildik yani. Hocam o zaman bu Roma zamanından, Bizans zamanından kalan sarnıçlar veya işte su kemerleri aslında bir plan çerçevesinde yapılmış değil mi? Şu an bizim şehirleşmemiz aslında onun kadar yani planlı değil anladığım kadarıyla benim. Siz anlattıklarınızdan dolayı. Kadim Anadolu kültürünün bir parçası o. Yani bu Anadolu sulak bir iklim değil yani. Ne şaşırıp duruyoruz ki? Biz yarı kurak bir iklimiz yani. Bu yarı kurak iklimimiz özellikle Akdeniz Ege'de de yağışın yıldan yıla değişme oranı %50'nin üzerinde yani. Bu değişkenlik katsayısını hesapladığınız zaman bu bölgede yağışın değişkenlik oranı çok yüksek. Bir yıldan bir yıla yani bu buranın karakterinde var bu. O yüzden insanlar suyu depolamak zorunda kalmışlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Çeşme suyundan bahçe suluyoruz. Araba yıkıyoruz. İçme suyuyla kullanma suyunun arasında bir fark yok. Şimdi yani bu sarnıçların demek ki bir ihtiyaçtan doğmuş yani. Biz şimdi çok modernleştik ya, modernleştik. Her şeyi attık bir kenara. Kafamıza göre takılıyoruz. Tabii bu doğru bir şey değil. Hocam son bir soru benim var. Avrupa'da siyasal olarak hareketlenmeye başlayan Yeşil Hareket'in ilerleyen süreçte iklim krizine etkisi ne olacak? Vallahi Yeşil Hareket'i en çok nerede? Almanya'da mı en Yeşil Partisi güçlü? Şimdi sadece yani şimdi şey var ya, bu Maslow'un bir tane üçgeni var. Bu üçgenin altında işte ihtiyaçları yönelsin mi hocam? Şimdi o ihtiyaçlar arasında yukarıda olanlar çevre, iklim, böyle ilke, saygınlık, itibar. İtibar beşinde koşuyor, tamam mı? Ve onlar o tür. Şimdi biz denekle üçgenin dibindeyiz. Üçgenin dibindekiler de aşk, iş, eş. Ha var ya, aşk, iş, eş, Haydarbaş mıydı? İş, eş, i̇ş, eş, Haydarbaş. Haydarbaş. Biz oradayız yani, anlıyor musun? Yani böyle bizim önceliğimiz değil yani. Bizim iş eş aş üçgeninde kalmışız biz. Yani bu belli bir gelişmeyi tamamlayan belli ülkelerde bu Yeşiller Hareketi tutabilir de bizde zor.
Tabii onların bazı başka politikalar da var. Bizim kültüre uyar uymaz. O ayrı bir şey. Ama tabii Yeşiller Partisi demeden de Yeşilci olunabilir yani. İsteyen olur da. Yok. İstemek lazım. Yoruldum ya. Bir çay bile ısmarlamadınız. Hocam burada gayet kapatırsın. Tamam. Sizin hesaba yazdırırım ben. Yüzümen kardeşler. Hocam ben de size başka bir soru soracağım. Konuyla alakalı değil ama bu en son Twitter'da Haziran ayında bir şey paylaşmıştınız. Öğrencilerle alakalı bir karikatür. Size çok böyle tepki yağmıştı. Tembeller tepki gösteriyor. Baş ver. Onu biliyorum. Ana tembel ya. Abi tembellerin sesi daha çok çıkıyor. Ya o karikatür... Belki de bir şey yapmaya üşendikleri için oradan yazmak kolay geliyordur. Ya baş ver, bir daha arkaya saklanıyor da öyle takma atlarla falan. Şimdi hocam bu problem dünyanın her tarafında var. O karikatür dünyada idol olmuş, şey olmuş yani. Bu işin simgesi olmuş bir şey. La arkadaş ben gözümün önünde kopacak ya adam sınıfta ya. Sen bırak şimdi öyle idealizmi çekmezler yok bilmem ne. Bunlar itiye gelmiş de ya. Bırak o işleri ayaklar adamın. Kötü alışkanlıklar ya bunlar. Uyuşturucu gibi adam. Adam öyle alışmış ders çalışmaya. Benim gözümün önünde çekmeye çalışıyor. Çekmezler. Çekerler çekmezler. Önemli değil. Önemli olan bir sistem kurmak. Yani işler bir sistem yani. Güven ama kontrol et değil mi? Ne demiş Reagan Gorbacov'a? Trust but verify demiş yani. Allah Allah. Ben şimdi 24 saat ders veriyorum burada. Ben hiç mahrem olmuyorum. O kamerayı aç mahrem. Oo. Akşama da TikTok'ta, Facebook'ta, Twitter'da artistler. Ya onlar öyle bir cinsler. Yani ben mesela kendi öğrencilerim. Ben 3 tane sınıfım var. Ders verdim bu semestir. Hiçbirinde öyle bir problem yaşamadım. Şimdi biz meslek derslerinde öğrencilerle meslektaş oluyoruz. Yani öyle bu ders aldın gitti bitti diye yani hayat boyu bir şeyiz. Bunlar genellikle havuz derslerinde oluyor. Matematik, fizik de oralarda oluyor bunlar. Yani o hocayla bir meslektaşlık bağlantısı olmayan şeyler yani. Ama hocam bu işin bir kuralı olması gerekiyor yani. Çalışanla çalışmayanın bir fark edilmesi lazım. Güveniyoruz ama kontrol etmek, sistem kurmamız lazım. Zaten medeniyet nedir abi? Kural koyup onu uygulamaktır yani. Kuralsızlık anarşi oluyor. Allah Allah. Yok şöyle, yok böyle. Adam yani birkaç kişinin şeyi öyle bir yani haklı olduğu taraflar vardı. İşte sorulara geri gidemiyoruz falan. Neyse onu düzelttiler. Öyle bazı şeyler vardı. Ama yok kamerayı açmam, mikrofonumu açmam. Biz açıyoruz da ne oluyor? Sanki başka yerde açmıyor. Ya bilmiyorum o kişisel veri koruma kanunu da ne saçmalıksa o da. Ben bizim kişisel veri koruma kanunu şeyimiz yok mu hakkımız arkadaş? Yani ben mesela anlatırsam mesela şöyle anlatsam o çocuklar istemiyor hocam hala işte olmuyor biz sanki böyle anlatıyoruz. Onlar da böyle yapıyor. Karşıda kimse yok. Kimse yok yani kuyuyu anlatır gibi. Ya hocam o şeydi yani ne bileyim dünyada bu problem var. Bazı yani çocuklar tabii bunalmış yani biraz da. İşte şeyden tutturdular. Kimisi kameradan tutturdu. Kimisi yok başka şeyden tutturdu. Kimisi yok bizim verilerimizi kaydediyor'dan tutturdu. TikTok da her şeyi kaydediyor. TikTok hepsi aynı şey. Her öyleymiş şey hocam. Onda akşam sabah orada yatıp kalkıyorlar. Allah Allah ya. Sonra da beni kickbox'a davet ettiler. Ben bir de biraz kurs almam lazım tabii. TikTok'ta mısınız hocam artık? He? TikTok'ta mısınız? Ben mi yanlış duydum? Yok yok. Onlar diyorum gece gündüz TikTok'ta duruyorlar. TikTok her şeyini kaydediyor onların. Ona bir şey demiyorlar. Hocam ama eğlenceli o ya. Onlara eğlenceli geldi. Yani, sesini Allah çıkarmıyorlar. Allah. Vallahi bende hiç öğrenci olmadı. Yani olsaydı basardım sıfırı. Bana ne ya? Abi yani ne bu yani? Onunla mı uğraşacağım? Yani çalışanla çalışmayanın bir ayrımı olmasın mı ya? Ben çalışan hakkını korumak da şeyim yani. Bir de yani bu sermayesi kurtarmıyor abi. Bana bunlar ucuza gelmedi ki ben bu notları ucuza vereyim. Amerika'da ben okudum. Anam aldı sabah akşam yani. Ya hayatımda beleş not almadım ki.
Ben esnaf vereyim. Allah Allah. Ben öğrenciyi çalıştırırım. Suyunu çıkarır, geçiririm abi. Benim şeyim odur. Öğretir, geçiririm. Ben bizim görevimiz de o. Eğer hani öğrenciye hiç uğraşmazsan, çalıştırmazsan sene sonunda bas sıfır kalanlar kaldı geçti. O iyi hocalık değil o. Ben öğrenciyle birebir ilgilenirim yani. Birebir peşindeyimdir onun. Uğraştırır, çalıştırır. Öğrendiğini gördüğüm zaman geçiririm ben. Çok fazla adam kalmaz bende ama benden ders almak da yorucudur yani. Öğretir. Ben şey yap bakmam yani. Nedir o? Yani tanım yaz, manım yaz demem yani. Şunun tanımla bunun tanım. Ben yapmasını isterim. Yap. Kitap defteri açık. Yap. Çünkü gerçek hayatta da öyle. Ama onlar bazılarının ezbercilere zor gelir. Ezberci onu sevmiyor. Hocam sor da diyor, anla şey yap diyor. Yazayım. Ben bazen öyle uçuk kaçık soru sorarım. Mesela işte neden geceleyin gökyüzünde yıldızlar göz kırpar? Böyle. Hiç düşündün mü? Mesela dışarıda koşarken çocukken mesela aya baktığımız zaman ay da bizimle beraber koşardı mesela, değil mi? Bizle beraber geliyor. Neden? Böyle abuk subuk sorular. Neden böyle? İşte Üsküdar'da 28 derece, Çamlıca'ya çıkıyoruz 25 derece. Neden? Değil mi? Güneşe yaklaşıyoruz aslında, değil mi? Daha sıcak olması lazım. Bunu yani şimdi adam biz tahtada duruyor, tamam, ideal gaz kanunu, ona bakıp da adam konuşamıyorsa benim için bitmiştir o. Bazen ben tanım da soruyorum adama, tanım da soruyorum. Mesela diyelim ki 3 tane 5 tane tanım soruyorum. Yarısı olmayan şeyler. Yok öyle. Çocuk hepsini tanımlıyor. Öyle. Adam bilmediğini de bilmiyor. Sıkıntılı yani hocam. Sıkıntılı yani. Biz mühendis yetiştireceğiz abi. Hafız yetiştirmiyorum ki ben. Ben kitap defteri açık. Abi açıklayabiliyorsan açıkla. Buyur. Bir sürü şey öğrettik. Adama anlatıyoruz. Böyle bakıyor. Mesela mumu, yanan mumu ben eğdiğim zaman niye alevi eğilmiyor? O kadar basit soru. Ciddi anlat. Bu kitapta yok hocam. Bana ne? Hadise bak. Yani aynı sıcaklıkta orada iki tane bank var. Biri demir, biri tahta. Ama sıcaklıkları aynı. Ama biz gidip tahtaya oturuyoruz. Demir oturmuyoruz. Neden? Böyle basit sorular yani. Mesela senin araban var mı? Tekerini patlatsak arabanın. Evet. Tekerden çıkan hava soğuyor. Tekerden çıkarken. Neden? Adam termodinamik birinci kanunu yaz desem yazıyor da. Termodinamik birinci kanunu kullan desen yok. Lan oğlum dünyada herkes termodinamik birinci kanunundan bir sürü şey icat etti ya. Bunu ezberlemekle etmedi bunu. Mesela bu Avogadro sayısı var ya 6 nokta bilmem kaç 10 üzeri eksi bilmem kaç. Adam kaçıncı? Kaç? Eksi 23. Bunu adam nasıl hesaplamış ya 16. yüzyılda? Git araştır diyor adama. Lan bilgisayar yok, bir şey yok. Yani demek ki bilgisayarla olmuyor bu işler ha. Adam azından bilgisayarla akşama da oyun oynuyor. Abi ondan sonra bu hoca zor diyorlar ha. Ama benden ders yani bazıları şeref için benden ders alır. Hocam senden ders almak bir onur. Çünkü adamın anasını ağlatır. Biraz kafasını çalıştırmaya çalışıyor. Abi mühendis mi olacaksın hafız mı? Karar ver diyor. Bak defterde yazıyor. Bir daha ne de kağıda yazıyorsun sen onu. Şimdi hoca ne yapıyor abi? Derste geliyor. Tahtlara yazıyor. Çocuk da o tahtadaki şeyi deftere yazıyor. Ne olmuş? Öğrendim. Lan ne öğrendim? Böyle mi öğreniliyor? Hocam slide var bir de. Yeni ya, teknoloji. Ya, tamam ben de anlatıyorum slide'dan ama slide güzel. Veriyorum yani. Veya çocuk öğretmen alıyor, kitabı okuyor, o deftere yazıyor, öğrendi. Lan böyle öğrenilmez ki, bu nakli eğitim bu. Akli eğitim, o bilgiyi kullanmayı, marifet kullanmak. O bilgiyi kullanabiliyor musun, kullanamıyor musun? Şimdi böyle olduğu zaman abi kopya olmuyor bende. Tamam mı? Yani ben şimdi mesela benim en son sınavım şeydi işte. Amerika'da herkese bir şehir veriyorum dünyanın her tarafından. Kitap defteri açık. Bir gün önceden gönderiyorum. Bütün hava tahmini ilgili mesela öğrettiğim bütün şeyleri madde madde yazmışım. Onları o verdiğim yer için tek tek analiz edecek adam.
Adam gece yarısından oturuyor akşam 5'e kadar onunla uğraşıyor. Yani çekebilirsin, kopya çeksin. Nereye çekecek kopya? Alaska'dan veriyorum, Amerika'dan, Trabzon, hepsinden. Herkese bir yer, ayrı bir yer. Herkes oturup öğrendiklerini orada yorumlamak zorunda. Orada aktarmak zorunda, bana kullanmak zorunda. Hocam işte yani mühendislik eğitimi öyle ezber olursa kopya da oluyor. Yani ben aslında kopya çeken öğrencilerde suç daha çok hocalarda yani. Çünkü ezbere yönelik soru soruyor. Bu da şey ezberlenmez ki abi. Ben de ezberleyemiyorum ya. Amerika'da Araplar yazardı masaya öyle bir şeyler. Onunla Arap öğrenciler masalarında öyle bir şeyler vardı. Yani hocam durum böyle yani. Öğrenciler öyle. Gençler biraz tabii isyandalar. Eve tıkıştı kaldılar filan. Okula gelip aktivite, gezmeler, bir hareketler yapıyorlardı. Enerji atıyorlardı. Şimdi enerji patlaması var adamlarda. Durum budur. Sen buradan kaç tane program yayınlayacaksın lan? Bunu kim seyredecek bu kadar uzun? Şu an seyrediyorlar. Gençler seyrediyor. Gençlere söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Valla lan baştan söyleseydin. Gençler ne demek? Notlar sizindir. Her şey sizin. Gençlere canımız feda. Neydi öyle? Öyle. Benim gençlerle aram iyidir yani de ama işte bu gençler biraz şey, bu anne babalar bozuldu. Ben gençlerden suç bulmuyorum. Mesela 50 metre ötedeki yurttan çocuk kalkıp gelemiyor derse. Fakültenin 50 metre yurt var fakülteye. Lan neredesin diyorum ya. Hocam diyor uyanamadım diyor. Ya niye uyanamıyorsun kardeşim ya? Her sabah aynı hikaye. Hocam diyor beni annem uyandırırdı hep diyor. Bak şimdi. Görüyor musun? Anne baba. Çocuklara hiçbir özgüven vermemişler. Hiçbir mesuliyet vermemiş. Çocuk kendi başına uyanamıyor ha. Bir bakıyorsun bir tane kız öğrenci var. Kışın böyle kar kıyamet. Göbeği ortada böyle. Her gün sümüklü. Bizi de hasta ediyor. Kızım bu ne biçim giyinmek? Ya meteoroloji mühendisin. Havaya doğru cinsel bak. Bu ne ya? Dersler geçti mi hocam? Annesi giydiriyormuş hep. Bir gün kendisi giymemiş. Bu yazında şey giyiyor, çizme. Ne bu ya? Abi çocuklara bir tane giyinmeyi, gezmeyi, şey, uyanmayı bir şey öğretmiyorlar ya. Ne bu çoba? Geçen de dersler açılıyordu okulda. İlk gün koridorda gidiyorum, adam biri kocaman, yanında bir çocuk, kocaman bir adam bana sınıfı soruyor. Ya dedim Emince sen git işine ya, bırak çocuk kaybola bulsun. Lan ne bu ya? Bunlara biz helikopter anne baba diyoruz. Helikopter gibi böyle her şeye yetişiyorlar, uçuyorlar. Lan çocuğu bırak. Ama şimdi nesil çok küçüldü bu yüzden. Yani kendi kendine en büyük problem ne biliyor musun? Zamanında iş yapmayı bilmiyor. Evet hocam, o çok büyük problem. Ya. Ha? Evet çok büyük problem. Benim arkadaşlarımdan falan ben çok... Zamanında iş yapmayı bilmiyor adam. Bak zaman yönetimi sıfır abi. Şimdi İngilizce'de hocam, var ya zaman. At time, in time, on time var. Bizde yok. Saat 5'te gel. Dedim adam saat 5'te yola çıkıyor abi. Erken gelene de diyor ki lan gelmiş erken oturmuş da dalga geçiyor. Abi zamanı yönetemeyen bir şey yönetemez. Ne zamanı derse gelebiliyor. Ne ödevini yapabiliyor. Bu ne la? Allah Allah. Bu şey var. Küçük ağaçın eğitimi var. Little Trees Education diye. Küçük ağaçın eğitimi. Bir tane anne şey var. Kızılderili anne baba var. Şey baba anne. Dede yani. Dede. Bunlar ölmüş Kızılderili çocuğun annesi babası. Bunu baba annesi işte büyütüyor. Tamam mı? Dedesi. Mesela o kitabı okursan mesela orada çocuk eğitimini aslında anlatıyor kitap. Dede diyor ki yarın diyor ben diyor şeye gideceğim diyor. Balık tutmaya gideceğim diyor. Konuşuyor akşam. Çocuk diyor ki dedeciğim diyor ben de gelebilir miyim diyor. Şimdi biz de olsak ne deriz? Ne yaparız? Oo tabii evladım ben seni uyandırırım beraber gideriz. Dede diyor ki eğer diyor sabah diyor uyanabilirsen diyor benimle beraber gelebilirsin. Bak görüyor musun? Çocuğa sorumluluk veriyor. Biz öyle değil ki abi ya. Ama 3 yaşında bir çocuk koltuğa çıkmaya kalksa 40 tane kişi koşar. Servin hemen koşar. Ay canım hemen hop koltuğa. Lan bırak kendi çıksın lan. Lan ne arkadaş ya. Çocuk bir kendi zafer, bir kendi başarısını kutlasın. Bir kendi başına bir iş yapsın ya. Ya hocam galiba o jenerasyonda genel olarak bir şey var bizim anne baba şeklinde. Hocam anne babadan kaynaklanıyor. Bak şimdi eskiden o jenerasyonda 5-6 çocuk oluyordu. Bak eskiden 5-6 çocuk oluyordu tamam mı?
Hangisinle ilgilensin adam? Şimdi bir tane, iki tane çok kıymetli oluyor. Ay! Ya ben şimdi bak, üniversite imtihanına kendi başıma gittim. Üniversite okudum kendi başıma. Ne annem babam nerede okudum bile bilmezdi yani. Abi şimdi sülalece geliyorlar. Artık veli toplantısı yapmaya başladık la. Abi bu ne ya? Nesili anne babalar bırakmıyor, büyüsün. Çocuklara özgüven vermiyorlar. Çok şey, anaçlar çok. Çocuk, ya askerde vardı ya, bir tanesi böyle yiyordu, böyle dökülüyor oradan böyle yerken. Lan dedik, ne yapacağız, yemek yiyorsun la? O meğerse çocuk 20 yaşına kadar anne babası yedirmiş, annesi yedirmiş ha. Neyse ya, Allah bizi bu anne babalardan korusun, bu anaçlardan. Helikopter anne babalar ayrı bir problem yani. Ayrı bir afet bunlar. Evet. Tüzümen kardeşler, siz de bir afete dönüşmek üzeresiniz. Yeter ha. 1,5 saat oldu. Verdiniz 1,000 lira para. Anasını satayım şu anda. Yarım saat dediniz. 1,5 saat oldu. Var mı son sorularınız? Benim bitti hocam. Ben tamam. Benim de bitti. Halk olarak ben tamamım hocam. Benim sorun yok. Halkı ikna ettiysek gerisi kolay. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz hocam. Hatırlatacağız sözünüzü hocam canlı olarak. Röportaj fıstıkacı kafede. Beyiniz bizden tahmininizde. Tamam. Tamamdır hocam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hocam. Sağ olun. Siz de.